Merhaba arkadaşlar. Bugün Kemal Sara ile birlikteyiz. Bugünkü programın formatı Retro Maçlar serisinde Gençler Birliği Valencia Rövanş maçları olacak. Bildiğiniz üzere biliyorsunuz Valencia ilk maçta Ankara'ya gelip 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. İkinci maçta Gençler Birliği maalesef ilk maçtaki iyi futbolu sergileyemedi. Az önce de biz program öncesi maçın tekrarını izlediğimizde yani o Mestalla stadındaki o baskıyı ben şu an düşünemiyorum mesela. Gençler Birliği az bile dayanmış. 1-0 maç bitiyor ve ilk uzatma devresinde yediği golle 2-0 maalesef turu kaybediyor ve Valencia şampiyon oluyor. Çok uzatmadan Kemal hoş geldin demek istiyorum Hoş ben. bulduk Ferhat. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol. Öncelikle seçtiğimiz maçı beğendin mi? Yani evet, güzel aslında. O dönemin şeyine baktığımız zaman, futbol sezonuna baktığımız zaman en önemli maçlardan bir tanesi. Sen daha Özellikle iyi hatırlarsın aslında. Yaş olarak da benden ya gerisini iyi hatırlıyorsun. yani o dönem ben liseye başlamış mıydım acaba? Yeni liseye başlamış olabilirim o dönemde. Yani o maçı hatırlıyorum tabii. O maçı ben radyodan dinlemiştim. O zaman yurtta kalıyordum. Yani o yaptılar Ersun ilk Yanal ısını maçta. estiriyordu ya. Evet, Gençler Birliği zaten o dönem Sporting Lisbon'u elemesi. Tabii. Adan öncesinde Parma'yı elemesi. Parmayı. Evet, yani baya Ersun Yanal dönemi. Ve aslında Avrupa'da çok iyi oynamasına rağmen Gençler Birliği o sene ligde aynı performansı gösteremiyor. Evet. Ve lig bittiğinde Gençler Birliği ligi 44 puanla 10. sırada tamamlayabildi. 10. Hatta onunla ilgili notlarım var. Biliyorsun o dönem Bursaspor'la Beşiktaş arasında o büyük çatışmaların çıktığı sezon aslında. Bakıyorum mesela Bursaspor 40 puanla küme düşmüş ama Gençler Birliği Avrupa'da fırtına estirdiği sezonda 44 puanla ligde kalıyor ve 10. sırada. Ve o Aslında kadar bu Anadolu takımlarının biraz daha böyle bir sorunu var. Kadro genişliği bakımından çok iyi olmadıkları için genel olarak Avrupa'da iyi oynadıkları zaman ligde bayağı bir sıkıntı çekiyorlar. Bunu özellikle işte son yıllarda diğer Anadolu takımlarında görebiliyoruz. Belli bir tura atlayanlar, işte üst tura çıkanları sonrasındaki sezon küme düşmeye doğru gittiklerini bile görebiliyoruz. Ve ki bunu Osmanlıspor ve birkaç sezon önce deplasmanda evet. Villarreal'i yenen Osmanlıspor şu an bayağı küme düştü zaten. Onun belli bir ekonomik Ya sorunları isim de var. değişti sonra. Ankaraspor oldular. Hı-hı. Tekrar. Evet. Kemal, ben şey demek istiyorum. Kötü geçen bir Süper Lig sezonu vardı Gençler Birliği için o dönem. Ama öncesindeki sezon, hani onu Avrupa'ya taşıyan sezonki grafiğe bakmak istiyorum ben. Mesela biliyorsun Beşiktaş'ın 100. yılına denk gelmişti. Hı-hı. Beşiktaş mesela 85 puanla şampiyon oluyor. Galatasaray 77 puanla ikinci. Gençler Birliği 66 puanla üçüncü oluyor ama Gençler Birliği burada ön plana çıkaran bir şey var. Sence nedir bu, biliyor musun? Attığı gol sayısı. Bayağı fazla bir gol atmıştı. Evet, öyle Ligin hatırlıyorum. en çok gol atan takımı Gençler Birliği. Tam 76 60 gol mı? atıyorlar. 40 gol yiyorlar. 36 averaj. Beşiktaş bile o sezon şampiyon oldu ama 63 gol atıyor. Galatasaray 61 gol. Ama Gençler Birliği inanılmaz bir hücum gücü var, biliyorsun. Süleyman Yolan, Mustafa Özkan, Ali Toğan'dan, yani kim yok ki? 76 gol atıyorlar Ersun Yanal döneminde. Hatırlarsın o dönemde. Ersun Yanal'ın aslında o dönem işte biraz daha sükse yaptığı dönemler zaten sonrasında Türkiye milli takımının başına geçti. Tabii. O performansıyla Fatih beraber Tekin'den Şenol sonra. Güneş'ten sonra. Hı. Biz istersen ilk maça girelim mi? Giriş yapalım mı? Olur. İlk maçta Ankara'da tarihler 11 Mart 2004'ü gösterdiğinde sürpriz miydi sence o sonuç? 1-0 biten bir maç. 12. dakikada Philippe Dims atıyor penaltıdan. Aslında genel olarak Çok erken bulduk golü. 12. dakika. Gençler Birliği 1, Valencia 0. O dönemin iki takımı karşılaştırdığımızda sürpriz diyebiliriz ki ilk eşleşme olduğunda zaten istatistikler genel olarak herkes şeyi gösteriyordu. Valencia favori gösteriyordu. Valencia'da biraz da bunun verdiği şeyle, gazla biraz da rahat geldi. Ankara'ya Evet. rahat geldiler ve aslında çok da kolay bir maç olacağını düşünüyorlardı.
Fakat istedikleri gibi gitmedi. Özellikle o 19 Mayıs stadyumunun o dönemki atmosferi ve stadın tıklım tıklım olması, ki genelde Gençler Birliği'nin o kadar stadı çok doldurduğunu söyleyemeyiz. Hani genel sezon içerisinde de. Ama o zaman olay çok daha başkaydı ve Beşiktaş elenmişti. Aynı zamanda Evet. Galatasaray Nereye endi? Villarreal'le oynadı. İçeride berabere kaldı. Deplasmanda yenildi Dışarıda falan. mükemmel şov yapmıştı. Evet. O dönem bir şey vardı. Sezar Prateslar falan vardı Galatasaray'da. Da. Aslında o zaman yani bir de Gençler Birliği'nin işte Türkiye'den tek katılan takım olmadı. Sürpriz oldu ama işte Valencia böyle bir şey beklemiyordu. Ve Gençler Birliği muazzam bir şekilde oynamıştı o maçı. Hatta maç 1-0 iken işte Mustafa Doğan'ın atamadığı bir gol var. Aynen. Yani belki de 2-0 Mustafa Özkan. olsaydı, hem Mustafa Özkan, özür dilerim, Mustafa Özkan Mustafa Dağ'ın da atamadığı bir gol kulakları var. çınlasın buradan. Atamadığı bir gol var ve hakikaten yani onu atabilseydi belki de ikinci maç çok daha farklı olacaktı, ki Mustafa Özkan ikinci maçta da kırmızı kart görüyor. Evet, son Evet, dakikalarda. yani evet, hala işte o dönem Gençler Birliği maçını izleyenler için bir yaradır o iki durumda. Bazen maçlar için bir kurban seçersin ve belki de bu durum için Mustafa Özkan'ı seçtiler o dönem diyebiliriz. Ben kadroya değinmek istiyorum. Mesela sen dedin ya Gençler Birliği biraz Valencia ilk maçta rotasyon yaptı. Mesela bakıyorum ben kadroları karşılaştırıyorum. Mesela ilk maçta aşağı yukarı bakıyorum. En az 4-5 isim farklı. Mesela forvet hattında ilk maçta Sanchez var, Kisko var. Mesela ikinci maçta santrfor oynayan Oliveira'yı hoca ilk maçta kanada atmış sağ kanada. Oliveira. Mesela Sissoko var. O oynuyor. İkinci maçta da oynuyor. Mesela Anger Angulo var. İlk maçta oynuyor. İkinci maçta sonradan giriyor. Yani Aymar var biliyorsun yılların tecrübesi. Sonradan Benfica'ya gitti. Futbolu orada bıraktı hatta. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Defans hattı yine aşağı yukarı aynı. Kaleci değişik. Biliyorsun o daha çok bizim Sevilla'da hatırladığımız Andre Palop var. O ilk maçta çıkıyor. Sonradan Canizares var. Evet, ilk maçta Canizares'i almıyor. Belki de işte o rotasyonu gösteriyor biraz da, ki Canizares o dönem sanırsam 33 yaşında falan yani. O beyaz saçlı Yani hala. unutulmaz kalecilerde. İlk maç Peki. mesela nasıl buldun sen Gençler Birliği'nin oyunu nasıldı sence ilk maçta? Gençler Birliği ilk maçta muazzam oynuyor. Yani şimdi dönüp baktığımız zaman, eski şu an işte o maçın özetine baktığımız zaman, o taraftarın heyecanıyla ve takımın o motivasyonuyla ve belki de aslında inandılar. Yani bazen şöyle bir şey vardır futbolda. Kaybedecek bir şeyin olmadığı zaman çok farklı bir performans gösterebilirsin. Ve Gençler Birliği o maçta bunu gösterdi. Maçta baktığın zaman Gençler Birliği işte dediğim gibi muazzam bir futbol ortaya koyuyor. Veya hani maçı işte Mustafa Özkan'ın o boş kaleye atamadığı, 1-0'dan sonra atamadığı gol, işte bayağı %100'lük bir pozisyonu kaçırıyor ve sonrasında zaten Gençler Birliği aslında bayağı da pozisyonda buluyor veya işte seyircinin verdiği destekle de muazzam bir şekilde oynayıp maçı 1-0 kazanıyor ve bu Gençler Birliği için o dönem muazzam bir başarı. Evet. Yani bunu diyebiliriz. Yani Valencia'nın da aslında çok iyi pozisyonu yok. Valencia işte beklediğinin üstünde bir takımla karşılaştığı için Valencia sanırım o dönem bayağı bocalamış gözüküyor, ki izlediğimiz şeylerde de, çünkü bir türlü bu Ama şeye giremediler. O Valencia şunu havaya düşünmüş. giremediler. Valencia şunu düşünmüştür mesela. Demiştir ya bu adamlar mesela nereden geldi? Blackburn Rovers'ı elemişler. Gelmişler Parma'yı. Sonra Sporting Lisbon'u. Hatta şöyle biliyorsun. Konuşulmuş o dönem. Gençler Birliği Lisbon'la içeride berabere kalıyor 1-1. Evet. Herkes diyor ki galiba bu iş bitti yani artık. Ha, tamam diyor. Serüven bitti ama bir bakıyorsun. Portekiz'de Ali Tan'dan sahneye çıkıyor. Muazzam bir Memişler de futbol koşan var. 3-0. atmıştı, Evet çok güzel bir gol. 3-0 bitiyor galiba maç. Evet 3-0. değil mi? Yani Valencia şunu düşünmüştür yani en azından. Yani bizim oynayacağımız rakip Blackburn Rovers, Parma o dönemin iyi takımları. Hani Parma ne kadar güç kaybetse de Parma'dır yani o dönem için. Yani bunları eleyip gelmiş. İkinci maça dediğin gibi baktığın zaman mesela Valencia daha ciddi bir kadro çıkmış. İşte stoperde Hatta Ayala. ilk maç için bir anekdot ekleyeyim.
Normalde Ankaragücü Gençler Birliği arasındaki o rekabet mesela bu maçta çok farklı bir boyuta taşınıyor. Ankara güçlü. Taraftarlar geliyor. Ankaragücü tabii taraftarları da geliyor. Bursa'dan Texas grubu da Kudüs Oo, ne Kaldırım güzel. maça geliyor ve çok farklı bir atmosferde oynanılıyor ki zaten olaya biraz daha çok şeydir. Milli maç havası veriliyor aslında. Onu diyebiliriz. Bir de şöyle ikinci maça geçmeden önce golü atan Philip Deems biliyorsun Belçikalı o da. Mesela o dönem o sorumlulukla topun başına geçiyor. Penaltıyı kullanıyor atıyor. Yani acaba Philip Deems yani İstanbul takımlarına transfer olmak modaydı o dönem biliyorsun. Yani bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, Beşiktaş veya Karadeniz bölgesinden Trabzonspor'a gidebilir. Mesela 2005 yılında Mönchengladbach'a gidiyor. Gençler Birliği'nin. Daha sonra ülkesine Westerlo'da 2017 yıllarında böyle aralıklarla forma giyiyor. Futbolu bırakıp gidiyor. Ama her zaman kafamızda o hafızamızda yer alan o sarı saçlı çocuk Valencia'yı nasıl yıktı hala zihnimizde canlanıyor. İkinci maçta mesela baktığın zaman Ersun Yanal hemen hemen aynı yine aynı kadroyla çıkıyor. 4-4-2'ye yakın ama mesela kadroya bakıyorsun öyle bir oyuncusu var ki Serkan Balcı. Hem ortada oynuyor hem sağa geliyor. Deniz Barış mesela hem ucumda hem geriye geliyor. Kaleci zaten Botanic. Gökhan Tökköz ve Botanic değişmeli oynuyordu o sezon ama iki maçta da Botanic vardı. İkinci maçta hatta çok ön plana çıkmış. Çok iyi kurtarışlar yapmıştı. Ümit Bozkurt, Elsaka. Yani yine bir tecrübeli kadro. İyi bir sistem, iyi bir oyuncu grubu var. Bunlar aslında çoğu o dönem Gençler Birliği'nde oynayan futbolcuların çoğu uzun süre Türkiye'de sonrasında Kaldı. bir de gezgin futbolcular şeyine girdiler mesela. Evet. Bazen vardır böyle sürekli bir gezerler oradan oraya oradan oraya. Hani bakıyorsunuz Malatyaspor'da, bakıyorsunuz Tabii Musa Öztürk. Eskişehirspor'da veya sonrası da Eskişehirspor'da. O dönemki işte Denizlispor'da veya farklı bir takımlarda sürekli bir Anadolu kulüplerinin şeyi gibi. Hani özellikle Süper Lig'e çıkan bir takım ilk başlarda böyle Süper Lig'den o belli bir yaşlı oyuncuları Ya yaşlı dediğim mesela 30 yaş üstü biraz da tecrübe olsun diye alıyor ve çoğu futbolcu da aslında o dönem sonrasında buralarda gezmeye başladılar. Mesela bakıyorsun Elsak'ı yıllardır bu ülkemizde oynadı. Denizlispor'da oynadı. İşte Konyaspor macerası var. Gençler Birliği. Mesela Erkan Özbey var. Sağ bek yıllardır oynadı. Ümit Bozkurt. Bahsetmeye gerek. Ali Tan'dan sonrasında İstanbul yaptı. Beşiktaş'ta oynadı. Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı. Sonra Serkan Balcı Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı. Sonra Trabzonspor'da mücadele etti. Şampiyonlar Ligi'nde. Deniz Barış öyle. Fenerbahçe'de Trabzonspor'da oynadı. şampiyonluk yaşadı mı Serkan Yok, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ama şu o konuya Balcı? hiç girmeyelim. Oralar biraz karışık. Ama mesela bakıyorsun Skoko diye bir oyuncusu vardı. Değil. Tam böyle hani hafif biraz kilo sıkıntısı olan ama iyi bir on numara. Yani hatırlarsın Skoko'yu. Yani Avustralya'daydı yanılmıyorsam. Hatta bir dönem Galatasaray'da ismi geçmişti 2005'li yıllarda. Acaba Skoko geliyor mu diye. Süleyman Yol'a Beşiktaş'a gitti. Sonra Mustafa Özkan Evet. biliyorsun Beşiktaş'ta. Süleyman Yol'a bir duramadı ama sonrasında Çok gezdi. Beşiktaş'ta Çok gezdi o. Beşiktaş'tan sonra. tutundu. Eskişehir yaptı. Denizlispor'u yaptı. Yani bayağı bir gezdi. İşte Sonra dediğimiz gezgin oyunculardan bir tanesi de buydu zaten. işte. Ve aslında dediğim mesela o dönem çoğu futbolcu şeye gelir. Mesela Deniz Barış var işte Fenerbahçe'ye geldi. O bayağı uzun Çok bir oynadı. süre Antalyaspor'da oynadı. en son Evet. Sonrasında bıraktı galiba. Antalyaspor'a gitti. Öyle bir durum. Deniz Barış vardı ve o dönem baktığımız zaman o Gençler Birliği'nden işte dört büyüklere giden çok fazla oyuncu olmadı aslında. Ya bir Ali Tan'dan oldu. Serkan vardı. Deniz Barış. Hani 3-4 oyuncu sıyrılmışlardan yola gitti hani. Yola. 4 oyuncuya. Evet, aslında dört tane gitmiş. Philip Deems'e bakma Bundesliga'nın önemli takımları. Mönchengladbach. Yani o da oraya gidiyor bir sene sonrasında. İkinci maça geçelim biz. Biliyorsun Gençler Birliği ikinci maçta abi. Baya bir sıkıntı yaşadı ya. İkinci maçta özellikle Gençler Birliği'nin kalecisi Botanic. muazzam kurtarışlar sergiledi. Belki de farkın açılmasını engelledi. Aslında Gençler Birliği iyi de direndi o maçta. Yani işte Bitiyor bir zaten. gol muhabbeti işte o bir golü zaten şeyle ilk yarı iyi gitti. İlk yarı 1-0 bitti. Şey ilk yarı 0-0 Sıfır bitti sıfır. aslında. Ersun Yanal tam da istediği gibiydi. Ersun Yanal'ın istediği 64'te gibiydi. geliyor gol. Mis de Yani atıyor.
İşte Rafael Benitez, o dönem Valencia'sa ondan çok bahsetmedik. Rafael Benitez'den Evet. bahsetmedik. Gençler Birliği şey Valencia'nın başında falan. Evet. O dönem zaten işte Misto'yu oyuna alıyor ve derken zaten sonrasında işte El Köşeyi Shaarawy bırakıyor bir tane. evet Sol diyor falan. iki kişi de yani skoru etki eden iki kişi de sonradan öne giren isimler Evet esasında. evet öyle Yani. bir Son çünkü kozdan ilk yarıda oynanmış. çoğu şeyle gençlerin bile açamayacağını anlayınca Rafael Benitez ikinci yarı farklı bir rotasyona giriyor. O dönem zaten sonrasında işte gümüş gol. Sonrasında gümüş gol olayı şey olmadı ya. Bir o sezon falan herhalde. Galiba ondan sonra oynanmadı pek. Öyle bir Vicente altın atıyor. gol vardı. Gümüş gol zaten UEFA veya Bir işte gün oynanmadı. FIFA arada bir tırnak içinde bir saçmalıkları olur genelde. Bir şeyleri değiştirirler, bir şeyler yaparlar ve sonrasında tutmaz. En son baktılar herhalde şey de olmadı, gümüş olay da olmadı. Zaten komple uzatmalar oynatmaya başladılar. Ama şey Yani... zaten ikinci uzatma oynasaydı bilmiyorum. Gençler bile çok oyun olarak kopmuştu zaten. Yani. Çünkü zaten bahsettiğimiz gibi işte Mustafa Özkan'ın o maçta kırmızı kart görmesi yani o biraz daha işte artık etkiledi yani durumu. Çünkü Mastella stadı Müthiş bir atmosfer var. taraftarın olduğu ve işte Valencia'nın aslında tam da Valencia olduğu dönem. Yani Tabii. Valencia ki öncesinde Valencia zaten hani 2001-2002'de şampiyon oluyorlar Liga. 99-2000 Bir. 2000-2001 döneminde Şampiyonlar Ligi finalinde kaybediyorlar. Evet. Sonrasında aslında o takımın kemik yapısı hala şeyde vardı zaten. O 2003-2004 sezonunda da vardı bazı oyuncuları ve arkadan gelenler. O dönem zaten çok muazzam bir futbol oynuyorlar ve aynı zamanda o sene La Liga'da da şampiyon oluyorlar. Ve bu da aslında şeyin son şampiyonluğu. Valencia'nın son şampiyonluğu. Evet. Mesela Valencia yine Valencia da aslında o dönem mesela öncesinde mesela 2001-2002'de şampiyon oluyor ya. 2002-2003'te de 5. oluyorlar onlar da. Bir anda 5 sıralama geri gitmişler. Bizim Ama herhalde futbol takımları gibi herhalde o yani şey Barcelona fazla. önünü de kapatıyor ama. Barcelona 6. oluyor mesela. Onlar da 60 puanla Barcelona önünde oluyor. Gerçi o dönemki Barcelona biliyorsun yani. Çok da parlak olmuyor. Evet. Yani biraz daha farklıydı evet. Yani ikinci maçtan biz devam edelim. Sonra biliyorsun iki pasta hemen orta sahaya geçiyorlardı. İşte aralara atıyorlardı. Kanatlardan geliyorlardı. Yani Botan için muazzam işler yaptığım bir ikinci yarı oldu. Ama maalesef yine arka direğe bir top geliyor. Orada da ikinci yarıda oyuna giren Vicente. Yılların tecrübesi o da. Yani köşeye bırakıyor. Artık yapacak bir şey yok. Hani spiker diyor ya. Topu aramızda bitti bu iş. Maalesef. Ama Derin bir sessizlik, arkadan taraftarın o çok yani maalesef son zamanlarda alışık olduğumuz bir tablo. Yani o 2-0 bitti. Acaba yani gençler bile o turu geçseydi kupa gelir miydi ya 4 yıl aradan sonra? yani o çok zor. Çünkü çok zordu. Gençler Birliği bence şey yaptı, zirve yaptığı maçtı yani. Gençler Ya. Birliği'nin zirve yaptığı maçtı. Çünkü sonrasında İşte Valencia'nın oynadığı takımlar. Zaten Valencia öncesinde Beşiktaş'ı eleyip Tabii. Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Hatta Panku'nun bir golü vardı galiba. Deplasmanda. Olabilir. Zaten şey 3-2-2-0 bitiyor Evet. zaten. Maçlar toplam işte 5-2'lik şeyle. Sonrasında Valencia Gençler Birliği'nden sonra aslında baktığımız zaman Bordeaux'u Evet. eliyor. Fransız takımı. Bordeaux sonrasında aynı işte Villarreal'i eliyor aynı İspanyol takımı işte 0-0 1-0'lık skorlarla. En sonda işte zaten Drogba'nın falan oynadığı Marsilya'yı Ya, evet müthiş bir atmosfer. Marsilya'yı finalde oynuyor ki Marsilya o sene Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup geliyor yanlış değilsem. Ki o maçta da Mourinho Drogba'yı şey yapıyor. Gözüne kestirmiş yani. Bu çocuk, bu adam kim? Bunu bana alın. Demiş yani Abramovic'e. Sonra zaten o sene işte Ranieri ayrılıyor zaten Chelsea'den. 2003-2004 sezonunda Mourinho da şey oldu. Porto'yla Porto'da. Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Ondan sonra Chelsea'ye gitti ve Chelsea'ye gittiğinde önüne bir sürü işte seçenek sunuyorlar. Diyor ki hayır ben işte Drogba istiyorum falan. Zaten Drogba'nın sonrasında durumu ortada. Çok baş. Yani Gençler Birliği eğer Valencia eleyebilseydi işte baktığımız zaman hani muhtemel eğer gelebilse işte Bordeaux, Villarreal eleyebilir miydi ve işte sonrasında Marsilya. Yani
Neden olmasın? Aslında yani evet, aslında baktığımız zaman yani evet şey Valencia, ki Valencia zaten o sene tek yenilgisini Gençlerbirliği'nden alıyor UEFA'da. Bir de Gençlerbirliği ile ilgili bir şey demek istiyorum. Mesela Gençlerbirliği o sene Beşiktaş mesela 100. yılında şampiyon oluyor ya. Öncesinde hani o çok iyi performansı gösterip UEFA'ya gittiği zaman Gençlerbirliği Beşiktaş'ın 6 maçlık serisi vardı. 6 maçlık kazanıyorlardı. Sonraki hafta 15. haftada deplasmanda 1-1 beraber bitiyor maç. Yani Beşiktaş Gençlerbirliği Yani. yenemiyor. Sonraki maçta 2-1 bitiyor yanlış hatırlamıyorsam. Gençlerbirliği kaybediyor Beşiktaş'a ama Beşiktaş'ın herkesi kolay kolay yenip zirve yaptığı dönemlerde Gençlerbirliği'ne karşı zorlandığını görüyoruz. Bir de o sezon aslında 2003-2004 sezonu, ama işte Beşiktaş için de özellikle Samsunspor maçıyla başlayan bir düşüş. Aynı zamanda öyle de bir durum. Ve Gençlerbirliği'nin o dönem Fenerbahçe ile de bir Türkiye Kupası maçı var. Hatta yendi mi? Hatta Gençlerbirliği herhalde eledi Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan da. Evet, O eledi. zaman Hoydung'un şey muhabbeti vardı işte. Gençlerbirliği baraj kurmadı. Hoydung Ha, serbest vuruş kullanacağı zaman. Hoydung kendisi kurdurdu barajı ve golü atmıştı böyle. O da çok Gençlerbirliği için şeydi. Gençlerbirliği oynadığı muazzam maçlardan bir tanesiydi. o sezonda birlikte bir maç vardı biliyorsun. Ali Tan'dan o Gençlerbirliği Beşiktaş maçı mıydı yoksa Fenerbahçe maçı mıydı? Hakemin düdüğünden önce frikiği kullanıyor. Gol oluyor. Sonra kural hatası oluyor işte. Maçı herhalde tekrarlatıyorlardı sonradan. Bir Fenerbahçe Rizespor maçını hatırlıyorum Öyle tekrar. bir vardı. 2-2 biten sonra O iki. sonrasında Victoria. yok, Victoria evet ikinci sarı karttan atmamıştı onu da. Ama sonrasında o 1-1 bitmişti yanlış değilsem maç. O maç 2-2 bitti. Sonra tekrarlandı 2-0 bitti. Fenerbahçe yendi. Baya Fenerbahçe evet yenmiş zaten, şampiyon oldu Fenerbahçe'de. Hatta maçtan sonra Hikmet Karaman Rizespor hocası şey diyor muhabir. Victoria diyor iki kere sarı kart gördü ama hakem atmadı. Ne düşünüyorsun? Verdiği cevap şu. Victoria bugün müthiş oynadı. Konuyu Evet. değiştiriyor. Yapacak bir şey yok. Yani biraz bunu şey yapayım. Ama işte olmadı yani. Onun istediği gibi olmadı. Biraz da kural hatasıydı. O dönem şeye mi gelelim? Valencia'nın kadrosunu değinelim ya biraz biz. Yani bakıyorsun Raul mesela işte kalede Canizares var mesela sağ bekte Garrido, stoperlerde Pellegrini, Ayala, Carboni, ortada Aymar, Sissoko, Baraya. Bunlar senin döneminde nasıldı ya hatırlarsın sen. yani bunlar Avrupa'nın işte göz önünde olan futbolcularıydı baktığımız zaman aslında. Hani hala ki belli bir döneme kadar bunlar aslında şey jenerasyonu. Biraz daha hani sonrasında da isimlerini çok duyduğumuz, aslında çok şey dönemlerindeydiler. Çok en verimli dönemlerindeydiler Evet. bunlar. Sonrasında Avrupa'nın iyi takımlarına zaten transfer oldular. Raul vardı işte. Real Madrid kariyeri falan ortada. Mesela bir oyuncusu var. O dönem mesela Miguel Angulo Valderrey var. Martinez var. 19 gol atmış. O 2004 sezonunda ligde. Lampard var. Neyse bunlara çok değinmeye gerek yok ama o dönem için Ersun Yanal biliyorsun Gençlerbirliği'nde o performansdan sonra mini takıma gitti. O sene devam etmeli miydi sence Gençlerbirliği'nde? İşte onu bir türlü tutturamama sorunu var Türkiye'de, hani süreklilik olayı. Onu bir türlü yapamadıkları için belki de ondan dolayı sonrasında bu başarılar gelmedi. Hani beklenebilirdi yani en azından, ama işte genel olarak çoğu teknik direktörün de bir hayali vardır, işte bir ülke milli takımını çalıştırmak. Bu da farklı bir hayaldir. Belki Tabii de ki. Ersun Yanal bunu gerçekleştirmek istedi, ama kalabilir miydi? Kalabilirdi. Ya yani kalsaydı belki de çok daha farklı olabilirdi ki sonra. Rafael Benitez nasıldı? O sezondan sonra Liverpool'a gidiyor. Ve Zaten işte İstanbul'da evet, İstanbul'da Milan'ı eledikleri maç 2004-2005 Şampiyonlar Ligi sezonunda Rafael Benitez'in
Benitez ayrılmamalı mıydı sence Valencia'dan? Valencia aslında iki takım da bakıyorsun mesela. Ersun Yanal ayrılmış, Benitez ayrılmış. Yani acaba devam işte, edebilirler mi de? Rafael Benitez Liverpool'a gitti. Bir sene sonra Liverpool'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı ve hala Şampiyonlar Ligi tarihinin en efsane maçlarından bir tanesi olarak gösterilen 2005 İstanbul finali. Ama aynı şey Ersun Yanal için söyleyemeyiz. Yani söyleyebiliriz. Ersun Yanal evet çok iyi bir teknik direktör ama Ersun Yanal işte hani desen ki şans verilmedi desen aslında bir şans da verildi. İşte Fenerbahçe özellikle en son işte Ali Koç'un taraftarın ısrarıyla Ali Koç'un tekrar getirmesi. Şey yapamadı, tutturamadı. Aynı zamanda Trabzonspor'da da ki sorunlar yaşadı. Şampiyon yaptıktan sonra tabii Trabzonspor'a gitti. Bunu aynı sorunları yaşadı. Bu şey var. Bu videoyu aslında Gençler Birliği deyince aklı bir de benim için iki kişi gelir. Yani geldi işte Tanıl Bora ve Besatçı. Besatçı evet. İkisini adayabiliriz. Tanıl Hoca ki gerçekten iyi bir Gençler Birliği taraftarıdır. Hatta üzerine yazıları vardır. Ankara'yı iyi bilir. Ben Besatçı'yı izlemedim hiç. Ama YouTube'dan bazı sahnelerine denk geliyorum. O Menemen sahnesi var meşhur biliyorsun. Neşet Ertaş çalıyor arkada. Herkes kafasına göre takılıyor. Ama o da hala aslında Behzatçı karakterine can verir. Dal Beşikçi olarsa gerçekte de Gençler Birliği taraftarıdır. Evet. Yani öyle diziyle alakalı değildir yani. Evet. Onun için hani hem işte biz Behzatçı karakteri olarak biraz da sevdiğimiz için işte Behzatçı ve Tanıl Hoca, Tanıl Bora'ya da bu videoyu armağan edebiliriz. Ve... Sona sakladığımız bir isim var. Rahmetli İlhan Cavcı Başkan. Evet, rahmetli tam bir futbol fabrikası kurmuştu Gençler Birliği'ne. Afrika'ya futbol giderdi. Baronu yani. Gerçekten futbol baronu diyebilir miyiz? Jeremy vardır mesela. Jeremy'yi getirip Real Madrid'e satması. Chelsea'de evet. Oynadı Jeremy evet, sonra. Chelsea. Aslında Jeremy tekrar geldi. Ankara Gücü'nde falan. Ankara 100. yılında geldi ama çok Hı-hı. Ya işte. Biraz mesela, da abi olarak geldi belki de. Mesela İlhan Cavcav gerçekten Türk futbol tarihinin Baron başkanları. Kutlar Vadisi Mehmet Karahan'ı. Yani... Kutlar Vadisi'ni izlemedim. İlk sezonu. Yani gerçekten o Mehmet Karahan karakterini ben İlhan Cavcav'la yanlarına koyabilirim. Hani borcu yok. Sanırım bir futbol takımında en uzun süre başkanlık yapan kişilerden bir tanesiydi. Öyle bir evet. Rekoru vardı. İşte sonradan Aziz Yıldırım bayağı bir kaldı. Rahmetli başkanı da buradan alalım. Yani iyi bir dönemiydi gerçekten o Avrupa kupaları olduğu zaman. Bir de aslında şeye de atıfta bulunabiliriz. Gençler Birliği taraftarı aslında Gençler Birliği taraftarından çok bahsedilmiyor. Gençler Birliği'nin kendine has çok farklı bir taraftarı var. Alkaralar kendilerine has bir tarzları vardır. Çok biraz politik duruşları çok şeydir. Muhalif bir politik duruşları vardır ama çok da renkli bir taraftar grubu vardır ve yıllardır aslında bir takımlarına çok muazzam bir azlar ve öz bir destek veriyorlar. Evet. Yani onlar da kendilerine göre futbola çok farklı bir renk katıyorlar yani. Onlar da bakalım Mustafa Kaptan geri geldi. 6. seferini düzenliyor Ankara'ya. Mert Nobre vardı ayrıldı. Evet, bakalım bu yani. Sene neler yapacak bize merak ediyoruz. Bu sene Gençler Birliği benim için her zaman çok aslında çok renkli bir takım olmuştur. Hani özellikle renkleri çok hoşuma gider. Siyah, kırmızı, siyah. Evet çok böyle ki öyle hoş gelir gözüme. Yani bana hiç genelde bazı takımlar vardı. Bir değişik bir antipatik gelir ama Gençler Birliği'nde öyle bir şey olmadı yani. Oldu Kemal çok teşekkür ederim. Ondan dolayı da belki de güzeldir. Kemal teşekkür ederim. Güzel bir sohbet teşekkür oldu. Teşekkür ederim Ferhat. Ali Tuğhan'dan da fikirlerini soracağız. Sonrasında artık izleyicilerle paylaşacağız bunu. Şimdi Valencia tabii ki karşımıza çıktıktan sonra ne kadar zorlu bir rakiple karşılaşacağımızı
analizlerini yaptıktan sonra görmüştük. Ama bizim tabii ki bununla alakalı, kendimizle alakalı daha doğrusu hiçbir şüphemiz yoktu. Çünkü ondan önce de çok zorlu rakiplerle mücadele etmiştik. Tabii Valencia takımının kadrosuna bakıldığında o dönemde inanılmaz oyunculara sahip, çok kaliteli ayaklara sahip bir kadroya sahiplerdi. Sonrasında tabii ilk maçı biliyorsunuz içeride oynadık. 1-0 kazandık. Gönül isterdi ki o maçı 2-0, 3-0 yapabilsek, şu andaki düşüncemiz olsa daha fazla isterdik. Çünkü deplasmanda hem çok ciddi bir seyirci avantajları, hem de berabere bittiği takdirde, yani 1-0 yenilsek de o beraberlik sağlanacağı için sonrasında da uzatmaları orada oynayacaktık. Bu bizim için sıkıntıydı. Evet, sonrasında turu kaybettik. Üzüntü verici bir durumdu. Ama yapmış olduğumuz başarılar, o ana kadar hiç yenilmeden oraya gelişimiz, aslında belki de Valencia'ya geçsek UEFA kupasını alacak bir takıma sahiptik. Soyunma odasında tabii hepimiz çok üzüldük. Herkes keşke daha fazla mücadele edip daha fazla isteyebilseydi, ama bazen o anda bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Durumun özeti bu şekilde.